Otoriteden herkese merhaba, ben Halit Volkan. Yepyeni otomobillerin test sürüşlerinden klasik otomobillere, motor sporlarından otomobil dünyasına ait en sıcak haberlere kadar dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Emniyet kemerlerinizi bağlayın, otorite başlıyor. Aktif silindir yönetimi sistemiyle Volkswagen Golf 1.4 TSI. Otomobil dünyasından en sıcak haberler. Türkiye Offroad Şampiyonası'nda heyecan Sakarya'da devam etti. Peugeot 2008 ile crossover gamını genişletiyor. Zaman zaman otomobil firmalarının farklı yaklaşımlarından bahsediyorum. Özellikle tasarım ya da bazı geleneklerin korunması hakkında bazı markaların daha hassas olduğunu söylüyorum. İşte Volkswagen bunlardan bir tanesi. Yanımdaki Golf de bunun en canlı örneklerinden bir tanesi. Golf 1974 yılında yollara çıktığında sahip olduğu orantıları ve temel çizgileri 7. neslinde hala taşımaya devam ediyor. Bazı markalarsa bunun tersini yapıyor. Her yeni nesilde bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Hatta zaman zaman o modellerin ismi de değişiyor. Ancak Volkswagen Golf'ü kompakt sınıf hatchback alanında bir ilk olarak kabul ediyor ve bu geleneğinden de vazgeçmeye pek de gönüllü olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki Golf 7'nin Golf 6'ya göre farklılıkları neler? Öncelikle daha sportif görünen bir burun yapısına sahip. Özellikle daha ince far yapısı ve belirginleştirilmiş bazı çizgiler bu otomobili yerine aldığı modele göre daha sportif, daha sert gösteriyor. ...4255 mm uzunluğundaki Golf'ün aks mesafesi 2637 mm. Ama burada aks mesafesi dediğimiz bölüme biraz daha fazla dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Volkswagen grubunun yeni türettiği, MQB adını verdiği yeni platform stratejisinin ilk ürünlerinden biri Golf 7. Bununla birlikte Volkswagen gruptaki yeni modeller de artık bu platform üzerine geliştiriliyor. Platformdan kastım, daha önce de tekrar ettiğim gibi, sadece otomobilin tabanındaki saç değil. Bununla birlikte bütün elektronik sistem ve buna bağlı olarak süspansiyon sistemlerinin de ortak kullanılabilmesini sağlayan tamamen otomobilin altyapısından bahsediyorum. Platform bu anlama geliyor ve bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi arkada değişik süspansiyon sistemlerinin kullanılabilmesine olanak tanıması. Peki bunun dışında profilde neler var? Bu otomobile ne kadar uzaktan olursa olsun bakın ve şu C-Sun'un formuyla bu otomobilin bir Golf olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bunun dışında profilde yerini aldığı nesle göre çok büyük farklılıklar yokmuş gibi görünüyor. En azından cam alanları da benzer formda. Sadece yan yüzeydeki bazı çizgiler biraz daha belirgin ve otomobil ister istemez daha sportif görünüyor. Arka tasarıma geldiğimizde aynı ön tasarım gibi aydınlatma elemanlarının, yani arkada stop lambalarının eskisine göre biraz daha sert ve ince yapıldığını görüyoruz ve en önemli farklılığı da zaten bu yaratıyor. Bunun dışında Golf 6'dan çok büyük bir fark dikkatle bakmadığınız takdirde göremiyorsunuz. Evet, bir şekilde bazı çizgiler işi değiştiriyor, bu doğru, ama genel yapı itibariyle baktığınızda geleneksel yapının korunduğunu fark edeceksiniz. Peki ya bagaj? Sonuçta bu otomobilleri aileler kullanıyor. Golf'ün bagaj kapağının altında 380 litrelik bir hacim var. Ve bu hacim aslına bakılırsa kullanışlı gibi görünüyor. En azından dike yakın yapılmış duvarları sayesinde özellikle bavulları yerleştirirken kolaylık sağlayacağı kesin. Bununla birlikte yükleme eşiği de çok yüksek değil. Ama yine de ister istemez yüksekliğin biraz daha fazla olmasını beklerdim. Çünkü bazı bavulları yan değil ama dik koymak isterseniz buraya sığdıramayabilirsiniz. Neyse ki daha fazla eşyanız varsa arka koltukları asimetrik olarak katlayıp daha fazla alan yaratabiliyorsunuz. Gelelim Golf'ün testimize konuk olmasının altında yatan temel sebebe, yani motora. Hatırlayacaktır takipçilerimiz, daha önce Golf testi yapmıştık ancak 1.4 TSI son derece
önemli bir yenilikle geldi ve biz de bunu test etmek istedik. 1.4 TSI deyince yeni bir motor olmadığını biliyorsunuz. Aslında Golf 5'in son döneminde yollara çıkmıştı. Ancak bu motor bazı önemli teknoloji yeniliklere sahip. Öncelikle şu ayrımı yapmak lazım. 1.4 TSI sadece tek bir motor değil. Aslında iki farklı versiyonu var. Bunlardan bir tanesi tek turbo beslemeli ve gücü 122 beygir. Ancak bu çift beslemeli. Üstelik bu beslemelerden bir tanesi kompresör, bir tanesi turbo. Zaten bu motor da daha önce yoldaydı. Hatta benim de jüri üyesi olduğum Engine of the Year'da da üst üste ödüller kazandı. Peki teknoloji neresinde? Yenilenen hangi nokta var? Bu 4 silindirli motorda daha önce herhangi bir 4 silindirli motorda hiç kullanılmamış aktif silindir yönetimi var. Özellikle de sakin sürüşlerde yakıt tüketimini düşürmeye yönelik bir avantaj sunuyor. Biliyorsunuz şehir içindeki yakıt tüketimini düşürmek için otomobil firmaları son yıllarda start-stop sistemine güveniyorlar. Ancak bu sistem siz durduğunuz zaman devreye giriyor ve hareket halindeyken hiçbir işe yaramıyor. Hareket halindeyken yakıt tüketimini düşürmeye yönelik en önemli gelişimlerden biri işte bu aktif silindir yönetimi. Çünkü eğer siz hareket halindeyken 85 Nm ve daha altında torka ihtiyacınız varsa bu 4 silindirden iki tanesinin beslemesi durduruluyor. Yani o iki silindir devre dışı bırakılıyor. Bunun dışında 1.4 TSI'nin yani çift beslemeli 1.4 TSI'nin güç ya da tork verilerinde bir farklılık yok. 4500-6000 devir aralığında 140 beygir güç üretiyor. Maksimum torkuysa 1500-3500 devir aralığında 250 Nm. Golf'ün iç mekanı aynı dış tasarımı gibi geleneksel çizgilerden çok fazla kopmadan modernize edilmiş bir tasarım. Eğer dikkat ederseniz bundan önceki 2 en azından 3 nesilde de benzer bir tasarımla karşı karşıya geldiğimizi hatırlayacaksınız. Peki modernize edilen noktalar ne? Öncelikle modernizasyonla çok ilgisi olmasa da bu Golf'ün yani 7. neslin bugüne kadar üretilmiş kendi sınıfındaki en kaliteli modellerden biri olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle de iç mekanda kullanılan malzeme ve işçilik anlamında. Peki modernizasyon nerede? Özellikle de orta konsoldan başlamak gerekiyor bunun için. Çünkü buradaki büyük renkli ekran aslında modernizasyonun kalbi. Evet, artık küçük sınıf otomobillerde de bu tip ekranlarla karşılaşıyoruz. Yani birçok sistemin görüntülenme merkezi olmasının yanı sıra dokunmatik olma özelliğiyle de tabii ki ayarları buradan yapmak çok daha kolay olabilir. Gerçekten de artık bazı ayarlar o kadar komplike hale geldi ki kullanım kılavuzunu okumadan bu ayarları yapmanızı asla tavsiye etmiyorum. Bu otomobilde bununla ilgili söyleyebileceğim iki önemli ayar mekanizması var. Bu iki ayardan bir tanesi DSG otomatik şanzımanın vites kolunun hemen sol tarafındaki mod düğmesi. Buna bastığınızda bu Golf'teki hemen hemen tüm sistemlerin ayarını kendi başınıza yapabiliyorsunuz. Bunun içeriğini biraz daha açmam gerekiyor. Aslına bakılırsa şu an kullandığım Golf'ün süspansiyonu, motoru, şanzımanı ve direksiyon hassasiyeti değiştirilebiliyor. Bunun için de bu düğmeye bastığınızda karşınıza çıkan menüde 4 ayrı nokta var. Bir tanesi konfor, bir tanesi normal, bir tanesi sport, bir tanesi de eko. Gerçekten iş biraz karmaşık ama Volkswagen bunu biraz daha karmaşık hale getirmiş sizin için. Bir de individual var. Yani tüm bu sistemlerin ayarlarını kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse, az yakıt tüketmek için ekosistemini seçtiğinizde otomobilin hemen hemen bütün sistemleri konforlu ve biraz ağır kanlı çalışıyor. Böylece daha az yakıt tüketimine ulaşabiliyorsunuz. Ancak sporta bastığınızda dünya bir anda değişiyor. Örneğin şanzıman çok daha üst devirlerde vites değiştiriyor ve daha hızlı davranmaya çalışıyor. Direksiyon sistemi sertleşiyor. Gaz pedalı tepkileri hızlanıyor ve süspansiyon sistemi de elbette sertleşiyor ve daha sportif bir otomobil kullanır hale geliyorsunuz. Fakat siz belki kullandığınız yörenin yol şartları gereğince fazla sert bir süspansiyon istemiyorsunuz. Ancak direksiyonun sert olmasını, şanzımanın da yine hızlı vites değiştirmesini istiyorsunuz. İşte bu durumda individual'ı seçip oradan istediğiniz sistemlerin ayarlarını verilmiş parametrelere göre değiştirebilirsiniz. İkinci sistemse yine üst sınıf otomobillerden aşağı doğru inmeye başlayan önemli
güvenlik ve konfor ekipmanlarından bir tanesi. Hız kontrol ve hız sabitleme sisteminden bahsediyorum. Adaptif cruise control denilen, yani adaptif hız sabitleme sistemi diye çevirebileceğimiz bu sistemde önde bir radar var. Ve öndeki trafiği sürekli takip ediyor. Ve sadece sabit hızda gitmiyor. Öndeki trafik yavaşlarsa bu Golf'te otomatik olarak yavaşlamaya başlıyor. Ve sizin daha önceden belirlediğiniz hıza çıkabilecekse, yani öndeki trafik açılmışsa, tekrar gaza basıp sizi o hıza çıkartıyor. Bunun da ötesinde öndeki araç durursa bu Golf'te otomatik olarak durabiliyor ve tekrar kalkış yapabiliyor. Orta konsol kompakt sınıfta pek fazla görmeye alışık olmadığımız şekilde geniş tutulmuş. Fakat aşağı doğru neyse ki daralıyor. Böylece bacak alanından da çok fazla çalmıyor. Ekranın hemen altında ise klima sistemi yer alıyor. Ve klima sisteminin temel kumandaları dairesel tasarlanmış. Yani benim sevdiğim gibi. Dolayısıyla kullanımında herhangi bir problem yok. Hemen onun altında, yani vites kolunun önünde ise kapağın altında kocaman bir göz var. Son derece kullanışlı. Vites kolunun etrafında ise bir dizi düğmeyle karşılaşıyoruz. Hoş, bu donanıma göre düğme sayısı değişebiliyor. Bunu baştan söyleyelim ama kullandığımız araçta bu düğme alanlarından 3 tanesi dolu. Bir tanesi az önce anlattığım gibi mod düğmesine ev sahipliği yapıyor. Bir diğeri start stop sisteminin devreye sokulması ya da devreden çıkarılması için kullanılıyor. Sağ tarafta ise park yardımcı sistemine ait düğme bulunuyor. Elektrikli el frenini düğmesinin hemen bitişiğinde auto-hold düğmesi var. Bu da son derece kullanışlı. Çünkü bu düğmeye basıp devreye soktuğunuzda, örneğin yokuş aşağı beklerken bile frene basmanız gerekmiyor. Çünkü sistem yokuş aşağı, yani burnunuz aşağı bakarken ya da burnunuz yukarı bakarken fark etmez, otomobil durduğunda tamamen sabitliyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de çok sık rastlanan arkaya doğru kaydırıp küçük kazalara sebep olma problemi de ortadan kalkıyor. Gelelim direksiyon simidine. Üzerinde yine oldukça fazla düğme olduğunu söylemeliyiz. Sağ taraftaki düğmeler daha çok yol bilgisayarı verileriyle ilgili. Soldakilerse ağırlıklı olarak adaptif cruise kontrolü kumanda ediyor. Ancak aynı zamanda müzik sistemini ve sesli kumandayı da buradan idare ediyorsunuz. Direksiyon simi dinleme arkasında ise DSG otomatik şanzımanda manuel değişimleri gerçekleştirdiğiniz vites kulakçıkları var. Gösterge tablosu da geleneksel yaklaşımdan payına düşenleri almış. Aslına bakılırsa son 3-4 nesle bakarsanız aynı yerleşimle karşılaşacaksınız. Sadece karakterler ve renkler biraz değişiyor. Gelelim Golf 1.4 TSI'ın sürüş özelliklerine. Dediğim gibi bu otomobilin otoritede yer almasının en önemli sebebi motoru. Dolayısıyla öncelikle performansından bahsetmek istiyorum. Zaten 1.4 TSI, yani çift beslemeli versiyon, hem 140 beygirlik gücü hem de özellikle 1500 devirde gelen maksimum torkuyla performans anlamında herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Hatta bazı noktalarda, özellikle de biraz parlak yüzeyli asfaltlarda ve sıcak havada yokuş yukarı kalkarken gaz pedalını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü çok çabuk patinaja düşebiliyor. Bu da sizin o rampada kalkış yapmanızı zorlaştırabiliyor. Burada elbette DSG şanzımanın da biraz etkisi var. Çünkü çift kavramalı bu şanzıman çok hızlı vites değiştiriyor. Hatta çok hızlı vites düşürüyor. Yani türünün en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu kesin. Ancak her çift kavramalı şanzıman gibi o da özellikle kalkışlarda ya da küçük gaz hareketleriyle yapılan manevralarda biraz hassasiyetini kaybediyor. Dolayısıyla bu tip kalkışlarda bu kadar yüksek alt devir gücü başınıza zaman zaman bela olabiliyor. Yolda giderken gaz tepkileri sizin seçtiğiniz moda göre elbette değişiyor. Örneğin ekonomik moddaysanız gaz tepkileri biraz ağırdan alıyor. Normal ya da konfortta da biraz hızlansa da çok ateşli bir tepkiyle karşılaşmıyorsunuz. Ama sportta hem şanzıman hem motor çok iyi işbirliği yapıyor ve gerçekten de iyi performans verileri hissediyorsunuz. Özellikle de ara hızlanmalarda şanzımanın isterse 3 vites birden o anda düşürebilmesi ve yüksek torkla birlikte deyim yerinde ise fırlıyorsunuz ve olduğundan daha güçlü bir otomobil kullanıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Peki iki silindir devreden çıktığında
Ki bu dediğim gibi 85 Nm'nin altında bir tork kullanırken, ki bu düz yolda sabit gazla gitmek ya da hafif yokuş aşağı inerken gaza basmak durumunda olduğunuz dönemler için daha çok geçerli. Hemen iki silindir kipi yazıyor ki şu anda da yazıyor ve herhangi bir farklılık ben hissetmiyorum. Peki bu sistem yakıt tüketimine ne kadar etki ediyor? Elbette Volkswagen'in yaptığı açıklamalar var ama gerçek hayatta bu sistem ne kadar faydalı, bunu ölçümlemek çok zor. Faydalı mı? En azından Golf 6'ya göre bu otomobilin daha az tükettiğinin farkındayım. Çünkü her iki otomobilde benzer şartlarda kullanmıştım. İstanbul'un sıkışık şehir içi trafiğine girdiğiniz zaman 10 litre civarında bir tüketimle ilerliyorsunuz. Aslına bakılırsa eski versiyonda, yani Golf 6'da bu 10,5 hatta 11 litrelere kadar yükselebiliyordu. Karma kullanımdaysa, yani işin içinde otoyol ve şehirler arası duble yollar ya da tek gidiş tek geliş yolları da kattığınız zaman 9 litre hatta daha altına inebiliyorsunuz. Zaten bu motorun temel üretim mantığı daha yüksek performansı makul yakıt tüketimiyle sunmak. Eğer düşük yakıt tüketimi sizin için daha değerliyse 1.4 TSI ama 122 beygirlik tek turboluyu tercih etmenizi öneririm. Gelelim süspansiyon sistemine. Daha önce kullandığım Golf'te de bunu hissetmiştim. Gayet dengeli. Hem konfor hem de tabii ki yol tutuş anlamında. Üstelik dinamizm anlamında da oldukça gelişmiş. Fakat kullandığım Golf'te ayarlanabilir amortisörler var. Dolayısıyla normal, konfor ya da sport olarak ayarlayabiliyorum. Ve sporta ayarladığımda, yani en serti aldığımda, arka tarafın özellikle yüksek hızlardan yapılan frenlerde biraz sinirli hareketler yaptığını fark ettim. Yani arkası biraz hareketleniyor. Bu ilk anda insanı tedirgin ediniyor açıkçası. Böyle bir tepki beklemiyorsunuz ama normal modda ya da konfor modunda bu etki biraz daha azalıyor. Direksiyon sistemi oldukça hızlı ve net çalışıyor. Bu anlamda herhangi bir problem yok. Üstelik sporta aldığınızda da sertleşiyor. Yani sportif kullanma duygusunu biraz daha yukarı taşıyor. Yol tutuşta etkin olan unsurlardan bir tanesi de XDS adı verilen elektronik diferansiyel kilidinin biraz geliştirilmiş hali. Bu sistem ön, sağ ve sol tekerlekler arasındaki tutunma farklarıyla ilgili bütün ölçümleri anında yapıp gerektiğinde gücü dengeleyebiliyor. Yani kilitli diferansiyel efektini çok güzel yaratabiliyor. Ancak niyeyse burada Volkswagen mühendisleri biraz fazla korumacı davranmış galiba. Çünkü virajlarda biraz hızlı gitmeye çalıştığınızda veya otomobili biraz zorladığınızda fazlasıyla korumacı davranıp sizi bayağı yavaşlatıyor. Yani virajlardaki sürekliliği her zaman sağlayamıyorsunuz. Sonuç olarak kompakt sınıfın yaratıcısı olarak nitelenen Golf'ün son neslinin 140 beygir gücündeki 1.4 TSI versiyonu performans anlamında birçok kişiyi tatmin edecektir. Bu performans karşılığında aldığı yakıtsa çoğu kişi için makul sayılmalı. Yüksek kalitesi, güvenli sürüş özellikleri ve elbette ayarlanabilir süspansiyon ve diğer sistemleriyle tam bir teknoloji oyuncağı. Bu anlamda ileri teknolojiyi seviyorsanız ya da otomobilinizi kendi sürüş tarzınıza göre ayarlamayı gerçekten istiyorsanız Golf 1.4 TSI'ya bir bakmanızı öneririm. Opel'in amiral gemisi konumundaki orta sınıf temsilcisi Insignia makyajlandı. Tüketicilerle Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda buluşacak olan makyajlı Insignia, aynı ay içerisinde Türkiye'de de satışa sunulacak. Önde yeni tasarım farlar, genişleyen ve daha aşağı çekilen ızgara ve yeni tamponla güncel modelden ayrılan yeni Insignia'nın arka tasarımında daha sert görünümlü stop lambaları ve lambaları birleştiren geniş krom çıta çok dikkat çekiyor. Insignia'nın iç mekanındaki en önemli değişiklik baştan aşağı yeniden tasarlanan orta konsol. Güncel versiyona göre çok daha az kumanda düğmesinin yanı sıra büyük dokunmatik ekran da Opel'in yeni trendi izlemeye karar verdiğini gösteriyor. Insignia'ya yeni motor seçenekleri de ekleniyor. 1.6 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor 170 beygir gücünde. 2 litrelik yeni dizel motorun 120 ve 140 beygir gücünde versiyonları bulunuyor.
Bu motorla Insignia'nın 100 kilometredeki yakıt tüketimi 3.7 litre olarak açıklanıyor. BMW 3 serisi kupenin yerini 4 serisi kupe ile doldurmaya karar verdi. 4 serisi kupe yerini alacağı modelden daha geniş yapılı ve daha uzun aks mesafesine sahip. Ayrıca kupe profili daha belirgin. Buna karşılık burun yapısı 3 serisiyle akrabalık bağını ortaya koyuyor. Ancak daha sportif öğeler de kullanılmış. Örneğin ön çamurluklardaki hava girişleri bu bölgedeki hava direncini düşürmeyi hedefliyor. Alçak yapısı sayesinde 4 serisi kupe BMW ürün gamındaki en alçak ağırlık merkezine sahip. 4 serisi kupede başlangıçta 3 versiyon bulunacak. 435i, 428i ve 420D. 435i'de 6 silindirli 360 beygir gücündeki benzinli motor yer alıyor. Tüm versiyonlarda 6 ileri vitesli manuel şanzımanın yanı sıra 8 ileri vitesli otomatik şanzıman da seçenek olarak sunulurken benzinli versiyonlarda 4 tekerlekten çekiş sistemi de isteğe bağlı olarak alınabilecek. Oto Expert, ikinci elde içiniz rahat. Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Sakarya Offroad Yarışı 22-23 Haziran tarihlerinde Sakarya Otomobil Sporları Kulübü tarafından Taşlık Parkuru'nda gerçekleştirildi. Müzik 12 ekibin katılımına sahne olan Sakarya Offroad Yarışı 22 Haziran Cumartesi günü Sakarya Kent Meydanı'ndan verilen seremonik startla başladı. Sakarya Nehri kenarında taşlık bölgesinde yer alan 9 özel etabın geçilmesiyle koşulan yarış, seyirciden de yoğun ilgi gördü. 9 etap sonunda Mitsubishi L200 ile İlyas Sönmez Dağ'dan Bereket ikilisi hem genel klasman hem de sınıf 3 birinciliklerinin sahibi oldu. Sınıf 2'de Mitsubishi ile Yunus Ayhan Bora Kayın ekibi birinciliğe uzanırken, sınıf 1'de Suzuki Jimny ile Himmet Şengül Muharrem Küçükdemir ekibi birinciliği elde etti. Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı 14-15 Eylül tarihlerinde Sinop Offroad Motorsporları Kulübü tarafından Sinop'ta düzenlenecek. Tofaş'ın kurumsal ikinci el markası olan AutoExpert Türkiye genelinde 32 ilde toplam 50 bayisiyle müşterilerine hizmet sunmaktadır. AutoExpert bayileri uzman personeliyle ikinci el alımında müşterilere şeffaf ve güvenilir bir şekilde ikinci el alım, satım ve takas hizmetleri sunmaktadır. İkinci el alımında müşteriler için oluşabilecek riskleri ortadan